Efendim çok ilginç mesela şöyle bir bildiri sunuldu mesela edebiyat ve çevreyle ilgili. Bu bildiride postmodern romanın çevre bakımından rolü, çevresel duyarlılığı geliştirme bakımından rolü üzerinde durdu. Çevresel duyarlılığı geliştirmek için, buna katkıda bulunmak için, çevre eğitimine katkıda bulunmak için tiyatro gösterileri önemlidir. Bunlar yaratılmalıdır, geliştirmelidir vesaire. Medyanın bu konuda rolü çok önemlidir. Medya yaptığı haberlerde, verdiği bilgilerde çevre konusuna önem vermelidir. Çevre konusunda fotoğraflar dahil, fotoğrafların özelliği, içeriği dahil çok önemlidir. Öyle fotoğraflar yayınlamalıdır ki bu herkesin, okuma yazma bilmeyen insanların bile duygulandırsın ve hakikaten bilincini değiştirsin. En nihayet birçok şey geldi. Çevre sağlığı içinde tabii insanların psikolojisi de var. Değişen çevre koşullarında çevreye bağlı psikoloji değişmeleri de oluyor. Bu konuda yeni çalışmalar yapılmalıdır. Nihayet çok uzun konuştum. Nihayet dünyada herkesin, bütün vatandaşların çevre ile ilgili bilgi edinme ve bu bilgiye erişme hakkı vardır. Hükümetler vatandaşlarına çevre ile ilgili doğru ve tarafsız bilgi sunmakla yükümlüdürler. Sonun sonu olarak söylemek isterim ki yine bir cümleyle. Verdiğim örnekler de gösteriyor ki çevre konusu çok değişik bilim alanlarının bakış açılarıyla irdelendi. Fakat bildirilerin hemen hemen hepsinde diyebilirim ki şöyle ortak bir mesaj çıktı ve o mesaj ile bu konferansın düzenlenişi içeriği tamamen birbirine uyumlu. O da şu, çevre meselesi bilimsel açıdan yani ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkmaktadır. Çıkmıştır da zaten. Çevre eğitimi gibi mesela bir uzmanlaşması bile vardır kendi içinde ama çevre meselesi diğer bütün meseleler gibi çok disiplinli bir bakış açısıyla, bakış açılarıyla bütünleşik, bütüncül bakış açılarıyla ele alınmalıdır. Bu konferans bunu sağlamıştır.